Merhaba efendim, ben Yalçın. Türkiye Nasıl Kurtulur adlı çalışmamızın dördüncüsünde bir aradayız. Sizlerden gelen düşünceleri, görüşleri, eleştirileri ele alıp değerlendirmek istiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Yanlış değil. Yanlış da değil ama Türkiye'nin sorunları bir bütün. Şimdi sizlerden gelen yorumlara bakalım. Bir arkadaşımız diyor ki, Türkiye'nin en büyük sorunu mali disiplini ve düzenini kuramamış olması diyor. Mali düzen, mali disiplin, ekonomik anlamda herhalde yaklaşmak lazım. Mali düzen kurulamadığı için iyi olmaması şeklinde yorumluyorum. Evet, ekonomi Türkiye'nin sorunlarının en başlarında gelenlerinden bir tanesi. Birkaç kişiden aynı yanıt geldi. Türkiye'nin en büyük sorunu eğitimsizliktir. Buna bağlantılı olarak insan kalitesi ve eğitimsizdir şeklinde yaklaşanlar da olmuş. Doğru. İnsan kalitesi ile eğitimin doğrudan bir bağı var. Yani insan kalitesi dediğimizde insanımız kalitesiz anlamı çıkmamalı bundan. Kendinizi eğitebildiğiniz ölçüde kaliteli oluyorsunuz. Dolayısıyla insan kalitesi eğitimle doğrudan bağlantılı ve eğitim sadece örgün eğitim, yani devletin verdiği eğitim, okullarda alınan eğitim değil. Anne baba kucağında alınan eğitim, toplumun içinde alınan eğitim de buna dahil. Anneler babalar ne kadar çocuklarını eğitebiliyorlar? Bu üzerinde durulması gereken bence önemli konulardan bir tanesi. Genelde yurt dışında görürsünüz çocuklar ağlamaz pek. Çünkü anneleri babaları o çocuklara düzgün bir şekilde eğitim verirler. Şöyle bir örnek vereyim size. Sıra bekliyordum. Arkamda da iki kardeş oynaşıyorlar. Ve yanlışlıkla bana çarptılar. Ne olduğunu bir an anlamadım. Döndüm, gördüm onları. Gülümsedim, geri döndüm. Çocuk. Babaları beyefendiden özür dileyin dedi. Ben dedim ki hiç önemi yok. Adama söylüyorum tabii. Önemi yok dedim ya, zorlama çocuk, olur. Adam lütfen çocuklarımın eğitimine karışmayın. Bu yaşta öğrenecekler dedi. Bakın. 4 yaşında, 5 yaşındaki çocukların babası, gencecik bir adamdı o da. Beni orada eğitti. Dedi ki çocuklarımı ben eğitmek istiyorum. Onun için sizden özür diliyorum. Hata yaptılar, sana çarptılar. Ben hatırlıyorum İzmir'de okuldan çıkmış çocuklar. Birisi de annesinin elinde. Kırmızı ışıkta kadın karşıya geçmeye kalktı. Çocuk dedi ki anne kırmızı ışık yanıyor. Annesi de dedi ki olsun yürü yürü dedi. Çocuğu çekerek karşıya geçirdi. O çocuk okulda öğrendi muhtemelen kırmızı ışıkta geçmemeyi. Ama annesi de yürü geç dedi. Yani annelerin babaların eğitimi, eğitim düzeyi, çocuklara verebildikleri eğitim son derece önemli. Bir başka konu, tabii öneriyle birlikte gelmiş bu arkadaşımız. Diyor ki 40 yaşın altında olsa milletvekillerinin tamamı diyor. Şimdi çözümlerin ne olduğu konusunda, nasıl olması gerektiği konusunda ayrıca geleceğiz. Ancak bu çözümden hareketle onun ortaya koyduğu sorunu karsama yoluyla ortaya koyarsak sorun, bizim kuşaklar. Nedir? 40 yaşın üstü, 50 yaşın üstündeki kuşaklar diyor. Şimdi buna tam anlamıyla karşı çıkmak da mümkün değil. Tam anlamıyla desteklemek de mümkün değil. Çünkü 40 yaşın üzerinde, 50 yaşın üzerinde çok kaliteli insanlar var. Ancak sorunların çoğu da gerçekten bizlerden çıkıyor. Özellikle Avrupalı Türklerden eleştiri geliyor. İşte gençleri savunduğumda, şey olduğunda. Tabii aynı yaş kuşağında olduğum için ben bizi çok daha rahat eleştirebiliyorum ve haklı olarak eleştiriyorum. Diyorum ki biz nedeniz, bu işlerin sorumlusu biziz. Dolayısıyla o arkadaşımızın bizim kuşaklara, kendi kuşağına da dahil yaptığı eleştiriye katılıyorum. Bir başka arkadaşım da diyor ki bir türlü bir araya gelemiyoruz, birlik olamıyoruz. Hemen bölünmeye, parçalanmaya hazırız diyor. Şimdi bu da bir durum tespiti ve kesinlikle katılıyorum. Bölünmeye, bir araya gelememe kültürü bizde ciddi bir sıkıntı. Gibi bir başka yorumda da o var. Bir türlü ortak bir noktaya gelemiyoruz diyor. Evet, bu da sorunlarımızdan bir tanesi. Diş hekimliğinde okuyan bir genç arkadaşımdan gelmiş. Diyor ki ben asla sağ partiye oy vermem ya da asla sol partilere oy vermem diyenler var. Şimdi bunlar ağızdan mı söyleniyor, kalpten mi söyleniyor, tabii ayrı bir konu ama gerçekten biz çalışanı değil, İdeolojisi bize yakın olanı seçiyoruz. Bu anlaşılabilir bir durum aslında ararsanız. Ancak kendi ideolojimize yakın olanların
istediğimiz performansta çalışmalara seçildikten sonra, seçilmeden önce bunu zorlamıyoruz, zorlayamıyoruz nedense. Genç arkadaşın söylediğine katılıyorum. Gerçekten bizde bir bölünme ve diğerini anlamama durumunun yanı sıra bir partizanlık, bir holiganlık şeklinde bir politik kültür gelişmiş durumda. Dünyanın birçok yerinde benzeri oranda vardır. Ancak bu oranın düşük olması beklenir. Yani o şekilde düşünen toplumun geneli %20'si böylesi çok fazla etkilemez. Ama %60'ı bu şekildeyse, %40 asla sola vermem diyorsa, %20 de asla ben CHP'den başkasına oy vermem diyorsa, o zaman sorun var gibi gözüküyor. Bir başka kişi de diyor ki, neresinden tutarsanız tutun ülke elinizde kalıyor diyor. Yani sorunlar o kadar çok gidiyor. Doğru. Bilirsiniz, belirli hastalıklara sahip olanlar o hastalıktan ölmüyorlar. O hastalıktan değil de o hastalığın neden olduğu vücudundaki işte böbrek yetmezliğinden, organ yetmezliğinden, solunum yetmezliğinden ölüyorlar. Ve bütün vücudu etkiliyor bir sorun. Uykusuz kaldığınızda örneğin okumanız, konuşmanız, yürümeniz, yazmanız, araba kullanmanız, her şeyiniz alt üst oluyor. Bana göre Türkiye'deki sorunların bu kadar çok olmasının nedeni de bu. Yine aynı arkadaşımız diyor ki 100 bin kişide, 200 bin kişide gösteri yapsak sonuçta bir şey değişmiyor. Dolayısıyla protesto etmenin, gösteri yapmanın da bir anlamı kalmadı. Bu da bizi pasif yapıyor. Zaten böyle bir gösteriye kalktığımızda belirli odaklar aramıza provokatörler sokup gösterilere suç bulaştırıyorlar. Dolayısıyla ondan da çekiniyoruz diyor. Evet, Türkiye'de gösteri özgürlüğü çok kısıtlanmış durumda. Gösteri yapılmaya kalktığında göstericiden daha çok sayıda güvenlik görevlisi oluyor. Son derece barışçı bir gösteri de olsa gerginlik yaşanabiliyor. Bunlar birer demokratik kültürle bağlantılı bir şey. Doğrudan doğruya Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun sorunlarından birisi mi ondan emin değilim. Ama tabii ki etki ediyor. O bir şey. Çünkü reaksiyon gösteremiyorsunuz. Aslında bu tür gösteriler, yönetime yönelik gösteriler, yanlış yapılan yanlışlara yönelik gösteriler bir tür sağlıklı organizma reaksiyonlarıdır. Öyle görmek gerekir. Nasıl vücuda giren mikroplara karşı antikorlar savaşır, vücudumuz bağışıklık sistemi o giren sorunla mücadele etmeye başlar. Ama biz bu tepkileri gerçekten gösteremiyoruz. Ecevit'in önüne kasa atılmıştı. Şimdi Erdoğan'ın önüne Türkiye'de kasa atabilecek ben tek bir kişi göremiyorum. Zaten yaklaşamaz. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Bu iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey değil. Kenan Evren'e yumurta atmışlar hatırlarsanız. Eleştiri olabilmeli. Tabii yumurta atılmasını savunduğum için söylemiyorum. Ama onu yöneten kişi de onunla muhatap olmalı ki kendine çeki düzen verebilmeli. Ha bu yapılan gösteri ya da muhalefet ya da aleyhteki yaklaşımlar gerçekçi de olmayabilir. Kasıtlı olabilir. Öznel olabilir. Hepsi olabilir. Bunlarda bir yanlışlık yok. Ama bırakınız gösteri yapılsın. Bırakınız tepkiler gösterirsin. Kılıçdaroğlu'na atılan yumruğa benzeyen tepkilerden bahsetmiyorum. Ayarlanmış, düzenlenmiş, planlanmış. Bir arkadaşım da diyor ki yönetim biçimi sorunu yok. Devletin düzeni ve halkın eğitimsizliği sorunu var diyor. Halkın eğitimsizliği olunca devlet düzen içinde olmayınca kim yönetirse yönetsin o sorunu yaşayacaksınız demeye getiriyor. Bence güzel bir yaklaşım. Güzel bir noktadan yakalamış. Tabii bir başka kişi elimizdekinin değerini bilmeyiş nedenimizi Cumhuriyet'in bize Türkiye'yi kurtaran kadrolar tarafından hediye edilmesini yani bir bedel ödemeden uğraşarak elde edilmediği için değerinin bilinmediğini söylüyor. Bu yaklaşım bence kısmen doğru. Gerçekten bir şeyin bedelini ödemediğinizde o kadar çok fazla sahiplenemiyorsunuz. Çok fazla değeri olmuyor. Bu aşkta da böyledir. Yani biraz peşinden koşarsanız daha çok değerini bilirsiniz. Annelerin çocuklarına bu kadar düşkün olmaları nedeni de muhtemelen gebelik ve sonrasındaki süreçte büyük fedakarlık isteyerek yaptıkları büyük fedakarlıktır.
6 yaşına kadar değil, daha sonraki yıllarda da çocuğunu büyütmek çok güzel bir şeydir. Biz Cumhuriyeti gerçekten kadın haklarını, insan olmayı, kulluktan çıkıp da vatandaş olmayı Cumhuriyet'ten sonra bize verilenler sayesinde elde etmiş bir ülkeyiz, bir milletiz. Ancak önce bir kaybedelim, mücadele edelim, kanla canla bu işi geri alalım, kıymetini bilelim demek durumunda olmamalıyız tabii. Bir başka kişi merkeziyetçiliği eleştirmiş. Diyor ki sorun merkeziyetçiliktir. Şunu diyebilirim, evet merkeziyetçiliğin Türkiye'ye bazı zararları var bana göre. Olmamasının da bazı tehlikeleri var. Merkeziyetçi olmak bazı sorunların nedeni. Aynı görüşteyim. Bir başka kişi de IQ seviyesinin 89 olmasından eleştirmiş. Ya eleştirmemiş de yorumlamış. Demiş ki IQ seviyesi 89 olan bir ülkenin daha iyi olması zaten mümkün değil. Bunu kabul edelim demiş. Şimdi ben o IQ seviyelerini internetten bir hayli inceledim geçen bir önceki videoyu hazırlarken. IQ seviyesi en yüksek olan ülkeler Uzak Doğu ülkeleri. Çin, Japonya, Kore vesaire. Onlar dünyanın en gelişmiş ülkeleri değiller. Onların bile IQ seviyeleri öyle 160'larda, 150'lerde değil. Onlar deha zaten. 100'ün üzerinde. Bir başka konu, Türk halkının IQ seviyesi aslında çok aşağılarda değil. Tabii bu beslenmeyle de bağlantılı. Protein alamadığınızda IQ seviyeniz biraz aşağılara çekiliyor ki IQ seviyesinin doğru bir değerlendirme olup olmadığı da tartışmalı bir konu. IQ seviyemiz düşük olduğu için değil bana göre. IQ seviyesi çok yüksek olmasa da iyi eğitilmiş, düzenli, disiplinli bir ülkenin sorunlarını kolayca aşabileceğini düşünüyorum. Bir diğer yorum da toplum bilimlerin desteğinde sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının aranması ile ilgili bir yaklaşım var. Son derece bilimsel, akıllıca yapılmış bir öneri bu. Yani benim bir önceki videoda bu işte elitler yaklaşmalı, elitler yol göstermeli, toplumun önünü açmalı diyorum. Tabii elitlerin de, sosyal bilimlerde çalışanların da, fen bilimlerinde çalışanların da elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilim olduğu sürece, bilimsel şekilde çalışıldığı sürece sorunları tespit etmek daha uygun olacaktır. Şimdi bizim bu yaptığımız çalışmayı aslında üniversitelerin yapması lazım. Acaba Türkiye'de Türkiye'nin sorunlarını bu şekilde ele alan bir kürsü var mı? Öyle bir kürsü olsa objektif çalışabilir mi? Üniversitelerimiz, gerçekten bilim adamlarımız, aydınlarımız bizim bu yaptığımızı yapıp kafalarını yorması lazım. Kafamızı yormamız lazım ne yapıyoruz diye. Yani oradan bir iki tane kişi çıkacaktır bana yazdıkları gibi. Bu iş size mi kaldı filan diyecektir. Evet kardeşim bize kaldı. Size kaldı, bize kaldı, hepimize kaldı. Bu cenazeyi hep birlikte kaldıracağız. Ve tekrar rayına oturtacağız. Türkiye tekrar dünyada saygın bir devlet haline gelecek. Bir başka konu, artık bir şeyler yapalım görüşü yok toplumda diyor. Böyle bir arayış yok ki diyor. Yani sorunun nedenlerinden bir tanesi de teslimiyetçilik olarak. Söylüyor ki bir başka arkadaşım, sanıyorum diş hekimliğinde okuyan genç arkadaşımın görüşü de aynı şekildeydi. Gerçekten bunu ben de gözlemliyorum. Herkes şikayet ediyor ama hadi bunu çözelim şeklinde yola çıkan, bu işi çözmeliyiz noktasından hareket eden pek yok. Birileri çözsün diyenler var. Şahıs olarak bizlerin kendimizin bir şeyler yapması gerektiği konusunda bir bilinçsizlik var bana göre. Bu da sorunların en önde gelenlerinden biri. Bence hareket noktası o olabilir. Bir şeyler yapalım görüşünün yerleşmesi. Hatırlıyorum bir yerde okumuştum. Bir kölelikle mücadele eden kadına soruyorlar. Diyorlar en çok nerede zorlandınız? Diyor ki kölelerin köle olmadığına inandırılma noktasında çok zorluk çektim diyor. Köleye köle olmadığını ikna edemiyorum diyor. Gerçekten güzel bir eleştiri. Bir şeyler yapalım dememiz lazım. Buradan yola çıkmamız lazım. Bu videonun yaptığı o. Bu yapmaya çalıştığı o. Tabii fikirleri söyleme konusunda çekinme, yani korkma, fikrini söylediği zaman cezalandırılma, fikrini söylemeyle hakaretin iç içe geçirilmesi, söylediği fikirle ilgili olmayan nedenlerle cezalandırılma, sizi cezalandıramıyorlarsa sizin yakınlarınızın cezalandırılmasına neden olmak gibi sorunlarımız var.
Yine benzeri bir konuyu eleştiren başka bir arkadaşımız daha var. Diyor ki toplumdaki eski kin ve hastalıklar devam ediyor diyor bu geçmişten, tarihten gelen. Bu da güzel bir görüş. Gerçekten Osmanlı'nın son döneminden itibaren İtilafçılar ve İttihat ve Terakkiciler daima ülkeyi ikiye bölüp kendi taraflarından kurtuluş olabileceğini savunmuşlardır. Onun bugün de mirasçıları olan siyasi iktidarlar aynı şekilde devam etmektedirler. Atatürk konusu biraz daha farklı. Atatürk'ü aşağı yukarı küçük bir kesim dışında herkes seviyor. Atatürk gerçekten ortak paydamız bizim. MHP'liler, CHP'liler örneğin. AK Parti'nin içinden büyük bir kesim. Türk halkının çok büyük kısmı Atatürk'e saygısını, sevgisini eksik etmediği gibi onu bir kurucu lider olarak kabul ediyor. Ancak ilkelerini devam ettirebilme konusunda, onun görüşlerini anlayabilme konusunda biraz sıkıntı var. Yani o da tahmin ederim eğitimle aşılabilecek bir konu. Yine bir arkadaşımız diyor ki Türkiye kurulurken belirli kesimlerin beklentileri karşılanmadı diyor. Bunların içine Kürtleri sokmuş örneğin, Alevileri koymuş, siyasal İslamcıları koymuş. Bu güzel, çok kaliteli bir eleştiri. Ancak bunun böyle olmamasının da bir sonuçları olacaktı. Yani Atatürk bir millet yaratmaya çalışıyordu. Dini hassasiyeti olanları, Kürtleri, işte Dersim isyanı dolayısıyla belki öne sürülüyor bilmiyorum. Alevileri ihmal ettiği, insanlara beklentilerine karşılık vermediği şeklinde bir eleştiri var. Dediğim gibi bu eleştirinin iki tarafı var. Bir tarafta bir millet yaratmaya çalışıyorsunuz. O milleti yaratmak için gerekli koşulları biraz da zorlayarak gündeme getirmeye çalışıyorsunuz. Bunları karşılamaya çalışıyorsunuz ama diğer tarafta eğer bunları yapmadığınız takdirde sizden kopabilecek, ulusal bütünlüğü sağlamanızı engelleyecek olaylar var. Artı dini hassasiyeti olanları çok öne çıkarıp onların her istediği yapılsaydı muhtemelen laiklik de gelemezdi. Laiklik olmadığı zaman Türkiye'de zaten hiçbir şey olmuyor. Yani laikliği çıkarın Türkiye'den, Türkiye'nin iskeletini çıkarmış gibi olursunuz. Türkiye laiklik olmadığına da bambaşka bir şekle girer. Dolayısıyla laiklik dini hassasiyeti olan çok kişiye ters gelmiş olabilir başlangıçta. Aslında onların dini özgürlüklerinin güvencesi olduğunun farkına varılmamıştır. Dolayısıyla ben bu eleştiriyi doğru görüyorum. Ancak bunun nedenlerine biraz deşilirse belki de çaresizlikten olabilir diye düşünüyorum. İkincisi halkın eğitimsizliği, Musul Kerkük yüzünden özellikle İngiltere'nin sürekli bölge halkı üzerinde oynadığı oyunlar, Şeyh Said ayaklanması vesairesi ve bu ayaklanmalardan sonra, şapka devriminden sonra, harf inkılabından sonra insanları acite eden, insanların duygularını, insanların düşüncelerini zehirleyen, gerçekçi olmayan yaklaşımlar. Dolayısıyla Cumhuriyet bir taraf tutmak zorunda kaldı bana göre. Bunun da bugünkü sorunların nedeni olarak ben görmüyorum. Bugünkü sorunlara gelmeden önce bunlar çözülecekti. Eğer köy enstitüleri kapatılmasaydı örneğin, pek çok sorun çözülebilecekti. Ne zaman ki Cumhuriyet'in temel değerlerinden ayrılıp oy almak için 1946'dan itibaren devrimlere aykırı yaklaşımlara başlandı. Ondan sonra hedefine ulaşamadı. Son olarak yine başka bir arkadaşın görüşünü aynı şekilde dile getiriyor. Diyor ki asgari müştereklere ulaşma konusunda, orta yolu bulma konusunda isteksiziz diyor. Bu da çok doğru bir eleştiri. Ancak bunu nasıl sağlayacağımız, o da tartışılması gereken konulardan biri. Evet, bugünkü video bu kadar. Kabaca özetlemek gerekirse, eğitimsizliğin insan kalitesinin düşük olması ile ilgili bir eleştiri grubu var. Devletin işleyişinin özgürlüklerin önünü kapatıcı olması ile ilgili bir eleştiri var. Cumhuriyetin bedelini ödemediği için halkın cumhuriyete sahip çıkmadığı ile ilgili bir eleştiri var. Karamsarlıktan kaynaklanan bir eleştiri var. Diyor ki bir yere varamayacağımızı bildiğimiz için bir şey yapmıyoruz diyor. İşte bu gerçekten tehlikeli bir yaklaşım. Bunu kırmak şart.
nasıl olsa bir şey değişmez, böyle gelmiş böyle gider mantığı gelişmenin, değişmenin, kurtulmanın önündeki en büyük engeldir. Aynı az önce söylediğim gibi kölelerin en büyük sorunu köle olduklarının farkına varmamalarıdır. Türkiye'nin kurtuluşunun önündeki en büyük engel de Türkiye'yi bizim kendi kendimize kurtaramayacağımıza yönelik bir ön yargıdır. Bu da yeni değildir. Cumhuriyet öncesinde de, Kurtuluş Savaşı öncesinde de Türkiye kendi kendini kurtaramaz. Amerika'ya, İngiltere'ye sığınalım, onların mandasını kabul edelim şeklinde yaklaşımlar var. İlgimi çeken bir şey, eleştirilerin içinde, yani Türkiye nasıl kurtulurla ilgili sorduğumuz soru, Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sorusunun içinde tek bir tane bile siyasal İslam Türkiye'nin sorunlarının başında gelir şeklinde bir eleştiri yoktu. Acaba siyasal İslam Türkiye için bir tehdit değil mi gerçekten? Bölücülükle ilgili hiçbir eleştiri yok. Hiçbir Türkiye'yi bölücülüğü tehdit olarak görmüyorlar. Bölücülük Türkiye'de bence de kolay kolay gerçekleşebilecek bir durum değil. Ancak bir tehdit var, bir olay var ortada. Yani Türkiye'nin sorunlarından bir tanesi terör değil mi? Bölücü terör değil mi? Bir başkası gericilik değil mi? Siyasal İslam değil mi? Yani bana gelen sorunları sıralarken bu iki konunun olmaması beni gerçekten şaşırttı. Onları da belirtmek istedim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda sorunları deşmeye devam edeceğiz. Yavaş yavaş çözüm yolları ile ilgili görüşlere de yer vereceğiz efendim. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın.